Evet. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Değerli dostum Mete Oğunluk. Ben Kaan Çaydamlı. 2023-13. 13 oldu mu be? Evet. Lanetli Nusa'da sizlerle birlikteyiz. Herhalde yeni yüzyıl Nusa'sı. Yeni yüzyıl Nusa'sı. Lanetli Nusa. Biz normalde bu programı yaptığımız 32-33 yıldır 13. Nusa'ları hiç yapmayız. Yapmayız, evet. Prensip olarak yapmayız. Fakat artık yani koy şeyine telkisine terki deniyordu değil mi? Şey, terkisine. Eşeğe de ata da terki mi deniyor? Denir bence, güzel söylediniz. Bir köpeğe terki deniyor mesela. Köpeğin terkisi mi olur, kalçası mı? Biz bek deriz. Bek. Koy bekine, koy bekine rahvan gitsin. Hah, rahvan gitsin. Binaenaleyh 13. Nisa'yı 2023 yılı itibarıyla lanetli Nisa'yı yapıyoruz. Evet, o yüzden evet. Böyle bir hafif bir lanet hissi de yayılıyor olabilir. Ama olsun, sonuçta hiçbir şey olmamasından iyidir yani. Lanet dediğiniz şey de sonuçta bir şey. Bir şey yani. Bir yaşama hissi, evet, verir yani. Evet. Tersten de olsa. Evet. Doğru. Öyle düşünüyorum kendim. Yok, yok, güzel söylediniz. Tersten de olsa. Bu yaptığımız arada üzerine düşünüyorum. Yaptığımız handikaplı mıyız aileler üzerine? Evet. Yani birisi çıkıp da kardeşim boş boş konuşuyorsunuz, terkinizden laf şey yapıyorsunuz diyebilir. Sanki biz yıllarca düşünmeden karar veriyoruz bir şeye, ne demek, nasıl diyeceğiz, onu nasıl söyleyeceğiz. Sanki ağzımızdan sanki o an şey, çıkıyor yani. 30 defa düşünmeden söylüyoruz sanki. Sanki boş boş konuşuyoruz. Ha, sanki. Yani boş konuşuyoruz. Evet. Hayır yani. Değil, mesela o an aklıma geldi. Handikaplı müzayede diyeyim dedim bunun adına. Evet yani. Ama şu anlama geliyor. Yani sen arttırdıkça şeyin azalıyor. Handikapın mı? Handikapın yükseldikçe kilon artıyor, kilon. Zorlaşıyor senin için. O bende de var o problem. Hakikaten. Bende de var. Evet. Bende de var. Şey oluyor, işi zorlaşıyor insanın. Tabii. Evet tabii. Daha çok altta kalmaya başlıyorsun. Evet evet, yani üste çıkasın gelmiyor. Ya elin gitmiyor. Yani, yani bazen... Elin gitse ayağın gitmiyor. Yani bazen hani altta kalanın canı çıksın... gibi de oluyor. Şeyin de oluyor da ama tabii. Bir bakıyorsun hakikaten canı çıkıyor. O zaman da diyorsun bari. Eyvah diyorsun. Ben altta kalayım diyorsun yani. Yani evet. Alttan alayım yani. Evet diyorsun, evet. Meseleyi. Evet. Oysa yani aşağıdan baksan şey, yukarıdan baksan şey. Evet. Neydi onun aslı? Barbaros Bulvarı'ndan. Aşağı. Aşağı, Kasımpaşa'dan yukarı. Bir şey. Bir şeydi. Evet. Tramvay. Tramvay. Kasımpaşa'dan yukarı tramvay. Evet, doğru. Evet. Ya bugün söyleyince şey olmuyor ama şey yapınca şey oluyor. Ha, birçok şey için geçerli bu. Evet. Evet, değerli dinleyenler, küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Evet. 13. Nisa. Öncelikle YouTube kanalımıza desteğinizi ki verdiğinizi görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunun için de teşekkür ayrıca. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Lütfen devam ettiriniz. Bugün, sanırım geçen gün Hayvan Herif Fintech'i bir şey ateşlemiş. Teşekkür. Bir de nasıl böyle bir şey yaptım tekrar şaşırmış. Bir kere daha yani nasıl böyle bir şey yaptım deyip bir daha nasıl bir daha şey böyle yaptım demiş. Evet. Bak şimdi.
Ama o da iyi bir şey yani. Bir şey yapıp sonra nasıl bir şey, nasıl böyle bir şey yaptım demek de hoş bir şey yani. Bence her seferinde nasıl böyle bir şey yaptım demek çok hoş bir şey. Çok hoş bir şey. Yani üzerine düşünecek bir şeyin var en azından. Evet doğru. Yani ben yaptım olduculuk değil yani bu. Değil. Daha saygıdeğer bir şey. Daha şöyle bir şey. Ben yaptım oldu. Culuk gibi bir şey. Evet. Evet. Nasıl böyle bir şey yaptım cılık başka bir şey. Evet. Evet. Ama hoş bir şey. Benim mesela hoşuma gitti şu an. Evet. Evet. Kaybedenler Kulübü official YouTube kanalına abone olmanızı mümkünse desteklerinizi bekliyoruz. Bugün Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nün 13. Lanetli Nüshası'nda canlı yayına katılmak için yapmanız gerekense Standart FM'in Instagram sayfasını takip edip doğrudan mesaj yöntemiyle adınız, telefon numaranız ve mümkünse nereden aradığınızla ilgili bir bilgi evet, veren bir mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bizim aramamızı, evet, size aramamızı, size ulaşmamızı bekleyeceksiniz. Başka türlü bir iletişim kurmamız tabii ki mümkün olmuyor. Bu gece önümüzdeki yaklaşık yuvarlak konuşuyorum 2 saat boyunca Kaybedenler Kulübü'nde belki de daha önce hiç değinmediğimiz, yakınından bile geçmediğimiz konular var. Konuların tümü 3 ana başlıkta bir araya geliyor. Bu başlıklar hayat, kadınlar ve aşk olacak sırasıyla. Sırasıyla. Evet, gerçekten her bugüne kadar hiç konuşmayı dosya geldiğinde metin yazarlarından bir irkildim yani konuları. Yani evet, biz mi konuşacağız bunları, ben de dedim. Evet, yani bunca yıldır ayrıca niye hani bu konulara girmedik diye de düşündüm. Demek ki hani her şeyin olduğu gibi bunun da zamanı bugünmüş. Ya yani her şeyin bir zamanı var tabii. Evet doğru. Doğru. Başlangıç olsun diye de biraz söylüyorum. Hayat insanı hiç ummadığı zamanlarda, hiç beklemediği yerlerden yoklar. Ha. Yani biz buna biraz hazırlıksız yakalanma deriz her seferinde. Yani gene hazırlıksız yakalandım. Gene işte yani çok şey konuşuyorum böyle yuvarlak 16-24 yaş şeyinde konuşuyorum. Evet. Genelde hazırlıksız yakalanır o yıllar. Ya, evet o hani bunu 16-28 de yapabiliriz şeye göre, coğrafyaya göre. Ama aslında hazırlıksız yakalanan hayattır. Yakalayan. Hayır, biz öyle sanırız. Hı. Hep yakalandık. Sanırız. Sanırız ama aslında bizim hazırlıksız yakaladığımız hayattır. Tarafından bakalım. Tersten bakalım. Bir kere de tersten bakalım. Bir görme biçimi olarak. Tersten bakma. Tersten bakmayı düşünelim, buna değinelim demişler. Evet, metin yazarlarımız, evet. Benim tabii ki yani kıt şeyimle, evet, kişisel şeyim değil ama bu her böyle bir şey. Ben Kemalettin Tuğcu'dan gayrı Salah Bir Selim adını duymuşumdur. Adını duymuşumdur. Yani yoksa böyle bir şeye hani nasıl cüret edeceğim de 3 tane Orhan Pamuk kitabı okuduk diye perspektif bileceğim de bakmayı görmeyi şey yapacağım da sanki ben dedem Kızılderili de anneannem Eskimo. Çüş. Yani olacak iş değil. Yani dolayısıyla olacak şey var, olmayacak şey var ama
Madem ki böyle bir metin geldi önümüze, bununla ilgili de hani bir ben de tablo oynamayı biliyorum mesela. Senin babaannen Eskimo bildiğim kadarıyla. Anneannem Eskimo. Evet. Ne yapayım yani, bu da şey mi? O da mı günah? Ayıp o da mı günah? Ayıp mı yani? Ne yapayım yani? Evet. Biz de mi ölelim? Evet. Doğru canım, doğru diyorsun. Yani. Ben bunu bir suçlama olarak şey yapmadım yani. Hatırlatayım dedim. Öyle öyle, ne yapayım? Ne yapayım? Ki rahmetli ben çok severdim. Fok yüzgeci fermente ederdi. Hayır, hayır. Yani yeme de yani. Yanında hayat yani o. Yani o nasıl bir koku? Şeye gidemezdin yani. Evet, doğru. Hani foku yüzgecini toprağa gömerdi rahmetli. Toprak dediğiniz de kar yani. O toprak i̇şte tam hiç, şeyler işte. Çamurumsu yani, bir şey. Evet. Evet. Sonra üzeri tabii don gelirdi onun. Ertesi baharda orada bahar evet. Geliyordu mesela orada. Evet doğru. Evet. Her sene bir kere gelirdi yani. Kısa da olsa gelirdi. Evet. Sonra o çıkartılır. Şey yapılırdı yani. İşte ben o günlerde şey yapardım. Pek uğramazdım. O böyle göç. Bir tür göç. Araştırmacıydım ben o zaman yani. Yoksa zaten nereden tanıyacağım yani. Doğru. Nereden tanıyacağım. Araştırmacılık yapıyordum. Güzel, o da güzel meslek. Güzel. Ben çok severim araştırmacılık. Güzel fon indiriyorduk. Evet. Doğru. Ne anlatıyorduk biz? Vallahi işte orasını kaçırdım şimdi. Fonu indirmek deyince aklıma türlü türlü görüntü geldi. Eskiden mesela fotoğraf stüdyolarında da şey vardı, fon var. Evet. Bir sürü fonlar vardı mesela. Hangi fonun önünde çekeceksen o fonu indirirdin. Ya Belgrad Ormanları fonu. Bir palmiye ağacı denize doğru eğilmiş. Urda. Pasifik. Evet. Hem bir evet, şey. Evet. Bir şey çöl. Çöl fonu. Fonu. Kabe fonu. Kabe fonu. Evet. Güzel günlerdi. Yani hayat daha kolaydı sanki. Mesela grafikerler falan yoktu o zaman. Hayatımızda böyle bir şey yoktu yani. Tasarımcı denen bir sınıf. Şey, Erol Egemen falan gibi mi? Estağfurullah yani, evet öyle diyorlar, evet. Öyle şeyler yoktu yani. Bunlar sonradan çıktı. Güzel zamanlarmış be. Düşünsene tasarımcı değil mi? Kimse tasmıyor yani. Evet. Ya da ben bunu anlarım, sen anlamazsın diyen de yok. Yok. Bu hani yeşilin yanına sarı gitmez. Bir tane hani herkesin her şeyi bilmediği yıllardı. Evet. Herkesin her şeyi bilmesi çok şey, çok yorucu. Yorucu bir şey. Şimdi bir kere herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil şeyi vardır ya. Büyük söylemi. Hı hı. Yani hiç kimse her şeyi bilemez. Daha doğrusu orijinali Latince'den çevirmeye çalışıyorum. Evet. Hiç kimse her şeyi bilemez. Gibi bir laf. Bazen rüyalarıma girmiştir. Gençlik yaşlarımdan beri bildiğim için bu lafı. Ya sonuçta bir ortada bir laf varsa pozitif bütün ilimlerde söyleyebileceğimiz gibi bunu birisi söylemiştir. Evet. Bir yol gibi bir şeyin yol olabilmesi için mesela o en az bir kişinin oradan geçmiş olması daha lazım. Daha önce geçmiş olması ve buraya yol demiş olması evet. Lazım. Yani yolu açmış olması lazım. Evet, öyle değil mi? Evet. Yürümüş olması. Yürümüş olması lazım. Evet, bir başlangıç yapmış olması lazım. Yani bir eğer hiç kimse her şeyi bilemez diye bir laf varsa bunu en azından bir kişinin başlangıçta
söylemiş olması lazım. Söylemiş olması lazım. Evet. Dengesiz birinin onu söylemiş. Benim lafım değil diyerek bile söylemiş olsa. Evet. Söylemiş olması lazım. Söylemiş olması yani. Doğru mu? Doğru. Yani bence doğru. Hep o adamı düşünürüm. Büyük geçmiş olsun yani. Hakikaten zor senin için, zor. Zor. Bu anlamda zor. Mesela ben de çok uzun yıllar Latinceden tam olarak çevirmeye çalışayım sana. Sineklerin de dalakları vardır. Buyurun şimdi. Şimdi yani hani bir niye böyle bir şey desinler? Çok uzun düşündüm bunu. Çok uzun geceler, çok uykusuz, huzursuz, karanlık, puslu, ışıksız geceler boyunca düşündüm. Ya bir insan niye böyle bir şey söyler? Bir de Latince niye söyler? Belli ki Latin. Kendisi yani. Herhalde yani şey Brezilyalı falan. Evet. Ya da Selik yemek ki Antalya o taraflar. Bu da olabilir. İspanyol da olabilir. İspanyol da olabilir. Uzun araştırmalar sonunda şuna ulaştım. Mesela benim bir yani hayatımdaki büyük yüklerden birinin kalktığı bir andır. Eskiden her organa bir işlev yüklenirmiş. Mesela kalp sevme. İşte niye kalp kalp diyor? Kalp dediğim yürek yani onu terbiye etmeye bile gerek yok yani. Öyle evet yani şey, sever. Yani, kalpten sevmek. Evet, yani kavurması da olur. Evet. Şey, yürek ya hani benim aklıma geldi yani kalp deyince. Şey fırında şey de olur. Güveci de. Yok. Yani. Şimdiki sen yani nasıl yani? Hani sevme işlevini gerçekleştiren bir şeyi nasıl yani olarak yani bu nasıl bir insanlık? Yani dolayısıyla kimsenin kalp yememesi lazım. Yani bu noktadan yola çıkarak şeyi öğrendim. Dalak da gülme işlevini yerine getiren organ olduğuna inanılırmış o yıllarda. Dalağını yarmak gibi bir şey. Evet. Yani gülmekten dalağını yarmak, gülmek. Dolayısıyla sineklerin de dalakları vardır Latince. Ya onlar da güller anlamında. Sineklerin bile bir mizah duygusu vardır. Evet. Manasına gelen bak Latince. Şimdi, bakın. Ama yani nasıl bir yük kalktı üstüne. Bakın. Aynen. Bir lafı dönemiyle söylendiği kültür ve bilgi çerçevesi dışında değerlendirmek bizi yanlış yerlere götürebilir ama bunun bir sakıncası yok bence. Bence de her zaman. Çok kreatif buluyorum bunu mesela. Her şekilde düşünülebilir mesela bir şey. Bin yıl önce söylenmiş bir şeyi bence bugünün aklıyla yorumlamıyorsak bize söylenecek tek şey var. Hadi be oradan. Evet. Hadi be oradan. Hadi be oradancılık. Evet. Dolayısıyla size katılıyorum bu şeyinizde. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hay ağzınızda bin yaşayın. Çok mersi. Siz de inşallah. İnşallah. Çok küçük bir uzaklaşalım buradan. Evet, Dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2023-13 lanetli Usta'da. Usta Mete Onluk ben. Kaan Çaydam'la canlı yayındayız. Canlı yayına katılmak için bir kere daha hatırlatalım. Standart FM'in fm.standart Instagram hesabına. Bir mesaj atmanız yeterli. Telefon numaranız, adınız,
ve yani mümkünse nereden bize ulaştığınızda. Evet. Siz nereden dinliyorsunuz? Bilmek isteriz. Ya hatta bir dinleyenimiz var şu anda. Bize herhalde Kuveyt mi? Ali Han. İyi geceler amirler. İyi geceler. Kuveyt'teymişsin doğru mu? Evet, Kuveyt'teyim. Anlık olarak. Ne yapıyorsun orada? Mimarım. Bir proje için geçici geldim. Şirket tarafından gönderildim. Zaten inşaattan başka ne olur ki orada? Aynen öyle abi. Bizim şey yok. Ali Han, bir şeyimiz var. Onu biliyor musun? Handikaplı açık arttırmalarımız. Sitemizdeyim abi. Sitemizdeki radyoma destek kısmından yürüyor. Sen oraya bir 100 dinar yapıştırabilir misin? Acil. Yani çok isterdim. Bir dinar kazansaydım maalesef pek değeri hay Allah. Şu an iyi olmayan iyi para mı 100 dinar? 100 dinar mı? Gerçi Türk parasına çevirdin her şey iyi de son. Ya yani. Ne olacak sonuçta 100 dinar dediğin en fazla olsun 2 tane çorba içersin. Kuvvetle. Kuvvetle niye çorba içersin o sıcak? Kuvvetli çorba yoktu zaten. Ne yiyip ne içiyorsunuz hala? Yani daha çok franchise Amir. Amerikan usulü. Amerikan kafası yani. Aynen burada öyle. Başka şey yenmez gibi bir şey mi? Yok ama mesela Kuveyt yemeği yediğimiz yerin bile adı cheesecake. Nasıl yani? Bir şey. Aynen öyle. Anladım ben. Biraz anladım ben. Yani cheesecake isimli bir yerde kuzu kapama falan mı yapıyorlar? Evet, et, tavuk, her şey var. O tarz böyle pilav üstü buraya özgü ama cheesecake. Deve yani deve eti yedin mi? Henüz karşılaşmadık. Deve eti iyidir bu arada. Yani ben çok severim. Güzel marine edilmiş, güzel marine edilmiş bir deve etiyle özellikle tandır türü. Evet. Ya da şeyde kiremit kazanlı nohutla birlikte uzun pişme sabah kahvaltısında soğanla birlikte çok iyi olur. Çok iyi kokoreci olur deve. Gözüm önüne geldi de. Deve işkembe. Deve örgücü mesela. Mesela buyur. Deve kaburga diyeceğim. Deve sırt. Yeye bitmez. Ne bonfile çıkar böyle. Ya. Deve deyip geçmeyeceksin hakikaten. Bugün camel dediğimiz şeydir yani. Bir hayvan sonuçta. Ot yiyen bir hayvan. Orada ben ağır veganım yani. Kendim kişisel olarak. Ben de. Fakat ve yani yani şöyle bir şeyim var. Yani vegan olduğumu söyleyerek insanları ya bunu bir ortamda söylediğinde sanki hani insanlar kendilerini aşağılanıyormuş gibi aşağılanıyormuş gibi hissettikleri için ya sanki sen satışıyormuşsun gibi. Evet. Bunu söylemem o yüzden de hani toplu bulunduğum yerlerde vegan olmama rağmen sırf bu şey inceliğimden yani bu kibarlığımdan bu insan sevgimden dolayı et yerim. Ben de yerim canım. Ve şey lafını da etmem. Evet. Gerçekten. Evet, doğru. Yani doğrusu doğru, bu doğru. Yani şey bunu gerektirir. Bence kibarlık böyle bir şey zaten. Yani bu fedakarlığı yapman lazım. Evet. Yani illa hep ben bir de yani. Ya bir de sanki yani. Sen dünyanın en haysiyetli şeyiymiş gibi vegan. Hayvan yemiyorum. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun o zaman? Tamam sen gene vegan ol da kendine sakla kardeşim bana ne? Evet. Ben öyle kendime söylüyorum bunu. Ben de kendime söylüyorum zaten. Ben çünkü mesela bal bile yemem. Ben yumurta da yemem. Bir dakika, tavuk yumurtası ben de yemem de mesela ben şey yumurtası yerim. Koç yumurtası yerim. Deve kuşu yumurtası yerim. Bulursam. Bulunuyor. Bulunuyor. Yerim. Şey yerim, bıldırcın yumurtası yerim. Özellikle de et yanında cider olarak verilmiş. Cider olarak. Yani, yerim yani. O zaten şey sayılmaz yani cider çünkü. Tabi orada zaten yani. Ana yemek değil ki. Yani. Yani ana yemek olarak zaten veganım ben.
Ben de. Yani ana yemek konusunda ağır veganım da yani. Mesela kahvaltıda menemen var, yerim. Evet. Menemen ana yemekse, yanında da sucuk yapmışlarsa mesela bir döküm tavada, onu da yerim. Çünkü ana yemek menemen. Evet. Yumurtasız. Yumurtasız. Vegan olduğum için yumurtasız menemen. Yani da sucuk yerim ben mesela. Evet. Yani domates, soğanlı mı, soğansız mı? Fark etmez, ben seçmem. Çünkü zaten yumurta yok. Ya zaten yumurta yok. O zaten yenmez de. Yenmez. Allah'tan sucuk. Yanında sucuk var. Sucuk olduğu için de sesimi çıkartmam, her sofrada otururum. Evet. Bu çok sevdiğim bir insan. Ayran içerim yanında en kötü. En kötü canım. Ben ayran da içmem vegan olduğum için, yani şey hayvansal. Bitkisel. Bitkisel salgı. Yani hayvansal salgı da yemem ben. İçmem de. Ben de içmem. Doğru. İçmem. Bir kımız belki, hani şey olursa, hani çok mecbur yani, hani Bozkır'dayız, gidiyoruz, bu üretmişler çadıra. Yani o yoklukta. Oturdun. Evet. Yani ben kımız sunmuşlar, ben veganım. Ayıp ben. Olmaz. 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 Mecbur. O zaman kımız tabii ki yani. İçmek lazım yani. Bir de hayvansal yağları da çok şey yapmamak lazım. Mesela tereyağı, roka yağı, kuzu kulağı yağı, evet. Zeytin yağı, nane yağı. Sandal ağacı yağı. Mesela meşe yağı. Meşe yağı. Ardız şeyi. Şey. Cin. Şey, şeker kamışından vodka. Şeker kamışından vodka değil de rom da, roma durur şeker kamışı. Fark etmez. Ben seçmem mesela, böyle vegan. Büyük vegansın sen. Yani ne fark et? Hakikaten büyük vegan mısın? Yok efendim, ben onu içmem. Allah Allah. İçme. Bana mı vegan oldun kardeşim? Yani evet. Allah Allah. Sen, ben mi yazıyorum senin sevabını hesabını? Bu da bir şeyin bir nimeti ya. Ya, Allah Allah. Ya. Bir de sana nimete burada şey yapıyorsun. Yok efendim, ben kuzu yemem, kokuyor. Ama kuzu kulağı yerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Neyse Alihan, pardon, böyle bir şey oldu, bir deve etinden nereden nereye geldi. Ne kadar oradasın? Vallahi Ahmet, bir buçuk ay buradaydım. Malum seçim için bir git gel yaptım. Hı. Şimdi bir minimum iki ay daha buralardayım. Uzaklardayım biraz. Kafa dinleyeceğim. Gelme biraz bence. Yani. Evet evet. Bir yani 10, biraz 10 yıl 15 yıl falan gelme bence. Yani gidemiyorum. Çok seviyorum. Hı-hı. Ama o biraz uzak kalsam iyi olacak. En çok neyi özlüyorsun mesela uzak kaldığında bu ülkede? Yani gördüğüm manzara, özellikle ben Ege'de yaşadığım için gördüğüm şeyi seviyorum. O yüzden bütün kıyıyı. Kıyı seviyorsun. Evet. Ot seviyorsun. Vegan mısın? Bazen. Ama ben ana yemekte değil, tatlıda daha çok. O mükemmel. Ya mesela bazen. Harika. Tamam ya. Abi işte bu. Tabii. Bu ya. Ben mesela. Hani 30 yıldır anlatamadık şunu ya. Tatlıda vegan mesela, bak ne kadar düzgün. Sütlaç yeme baklavaya. Evet. Tereyağlı. Evet. Gayet iyi. Şöbiyet ye ya. Hiçbir şey yiyemiyorsun. İlla bir süt ürününden şey mi yemen, yani, şey, süt tatlısı mı yemen ki? Hayır, madem spangle bayılırım mesela. İyi spangle. Kazandı bir tavuk şeysi. Hadi tavuk eti olmasın içinde. Sahte şey olsun. Ya, tavşandan yap ya, benim için fark etmez. Doğru. Ya illa da bu et ben mesela anlamıyorum bunu. İstakozdan yap ya kazandı bini. Bak nasıl oluyor. Deve eti yakıştırma abi. Allah Allah. Hani stakoz doğru yapılırsa zaten kendi kendine bir kazan dibidir bir yani. Bir de güzel bir hayvan ya. Rengi falan çok oluyor. Evet. Haşlanınca çok güzel oluyor onun rengi. Haşhaşla da güzel olur stakoz. Haşhaş doğumuyla. Evet. Bak yap bir pilavını. Bir pilavını. Bu da vegan bir şey işte mesela. Evet. Bu da vegan. Pirinç diyoruz burada ana. Evet. Ben bir süredir takip edemiyorum seni ama çok çok etkilenmiş durumdayım yani. Ama bu şey yani bence perfect ya. Yani bu tam bir Ege'li şey yani, yaklaşımı. Evet. Tatlı da veganım kardeşim. Tamam evet, kardeşim. Evet.
Başımın üstüne ya. Evet. Eyvallah. Başımın üstüne yani. Ne o? Onu yemem, şey yapmam. Yok efendim. Ya yeme canım Allah Allah. Ya sen yemiyorsan yeme. Hani bir de şunu anlamıyorum. Koç yumurtası şimdi ziyan. Çöpe gidecek. Çöp, yani çünkü vuracaklar hayvanı. Mesela ben yani dede mesleğidir bizde. 8 kuşak şey burucuyduk. Taşak taşak burardık. Hı-hı. Öküz olsun, deve olsun. Hı-hı. Deve taşağı. Koç. Koç tabii. Şimdiki yani bunu vurdun. Ne oldu? Bu çürüyecek. Tabii gömeceksin toprağı. Evet. Ye. Ye. Pişir. Ayrıca yani çok da hafif bir şey, ızgarası falan çok evet, hafif. Pembe pembe böyle mis gibi çıkar. Şey olur yani. Löp. Evet. Kemiksiz yani. Evet çok iyi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yani iyi ki açtın bu konuyu. Çok teşekkür ederiz. Harika oldu. Ben teşekkür ederim amirler. Eyvallah. 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 İyi görüşürüz. Yayınlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Gerçekten. Eyvallah. Yani bu önemli ya. Bir de yani çok boş konuşuyorlar bu ülkede bak. Evet. Bu ülkede çok boş konuşuluyor. Evet. Evet. Halbuki. 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 Evet. Yeni bir plak çalacağım size. Bu yarın yayınlanacak. Egzoz. Egzoz'un albümü bu. Kapağına bak abi. Nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok beğendim. Harika bu. Şey mi? Arkada niye Almanca yazmış? Bilmem, Almancıdır belki. Büyük ihtimalle. Güzel güzel kapak. Ben güzel bir kapak. Ceket güzel. Ceket güzel. Plak güzel. Şeffaf galiba. Şeffaf. Galiba bu teşekkürler diye bir şarkı. Çalıyorum size bunu. Ses yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşım benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Gerçekten yarın yayınlanacak bu plak. Egzoz'un albümü. Egzoz da bizim Archie McKay, yani yıllar önce yaptığımız Young Shaman'ın esas adamı. Bu da onun yeni projesi. Ben beğendim, güzel. Çok güzel. Evet. Kütür kütür. Evet. Güzel bir tabir. Evet. Evet, hatta bir dinleyenimiz var. Eski bir Ayyaş. Eski bir Ayyaş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pilot Kadıköy hava sahası Lettik Amiri. Evet. Ayyaş pilot. Neredesin pilot ya, epeydir? Sesini duymuyoruz. Abi şu an evdeyim. Yoğun hafta sonu geçirdim bayağı Kadıköy semalarında. Çok iyi. Eve zor iniş yaptım. Çok iyi. İki gündür sakin geçiyorum o yüzden. Bir şey iç be. Vallahi. Yatmaya yakın içeceğim bir şeyler. Başladın mı? Başladım. Çok iyi. Artık yeter dedim. Nereye kadar ya pilot? Nereye kadar? Yani tabii tabii.
Bir de senin meslek zor meslek yani. Ayık kafayla. Olmuyor. Zor yani. Şimdi ben uzun yıllar pilotluk yaptım şeyde. Arizona Moab bölgesinde. Çok rüzgarlı. Çorak. Bir tür çöl yani. Küçük bir Cessna vardı. 1971 Fiat motoru vardı. İyiymiş. İyiymiş. Bir şey tek pervaneli onda. Çok zordu yani. Yani zor olan kısmı aradaki o şey mesafe. Hani gidiyorsun ya dümdüz hani şey otomatiğe bağlayıp. Yani. Evet. Çekilmiyor be. Sizinki de gerçekten. Vallahi çekilmiyor. Çekilecek iş değilmiş. Zor zor. Zor abi. Şimdi aşağıya bakıyorsun kap kırmızı bomboş topraklar. Evet. Yukarı bakıyorsun masmavi bir şey. Bulutsuz bir gökyüzü. Kendine bakıyorsun. Nereden bakıyorsun kendine? Şeyden. Aynı klakson ayna var mı sizde? Yan ayna var. Evet tabii. Yani kendine bakıyorsun derken tabii görsel anlamda değil. Yoksa niye bakacağım kendine? İçe dönüyorsun anlamında. Tabii canım daha, orada ne yapacaksın yani? Menteşi bir şey. Yani, ne yapacaksın yani? Evet. Ne yapıyorum burada ya diyorsun. Yani ben evet. Yani mesela niye böyle bir hayat yaşıyorum? Evet. Niye böyle? Mesela niye Manas'ta değilim ben de şeydeyim? Moab'tayım. Evet bu da evet. Evet. Bu gerçekten. Tür, bu tür şey sorular insanın zihnini bulandırıyor. Bir de yani emekliliğin yok, bir şeyin yok, SGK yok. Evet. Tabii tabii. Şey elinde uçuyorsun yani, şeyin elinde uçuyorsun oradan oraya. Gurbet, adeta, gurbet. Adeta rüzgara savrulmuş bir şey gibisin, albatros. Evet. Gibisin. Neyse sonra indim işte şeye. Lake Powell bölgesinde aşırı rüzgar var. Dedim uğraşamayacağım dedim. Devam edeyim dedim ben. Yani rüzgarsız bir yere kadar devam edeyim dedim. Baktım ileride çölün ortasında böyle ışıl ışıl bir şey kasaba. Las Vegas. Yeah, Las Vegas. Yeah. Dedim ineyim bari buraya ineyim. Yeah, yeah. Neyse bir Burger King buldum kendime. Bir Whopper Whopper bir şey yedim. İki tane yedim be ben şu an. Vegan. Vegan. Evet. Vegan Whopper yedim. Bir kendime geldim yani. Evet. Bu da böyle bir anımdır. Çok güzel. Ben mesela bunlara dayanamıyorum. Hemen roman yazısım geliyor. Değil mi? Hı-hı. Evet. Evet. Benim bir maruzatım var bir daha bir senden. Buyur. Bir 10 yıl önce falan sen beni çöp kadınla nikah almıştın ya. Evet. Şimdi yeniden evlenmem gerekiyor ama boşanmamız gerekiyormuş. Ben 3 kere boşal dedim. Hmm. Olmadı, boşalmadı da. Boşanamadık da. Boşalması mı gerekiyor? Boşanmanız mı gerekiyor? Yani ben boşanırken boşalsın da dedim. İkisi aradan çıksın. Yani o boşal o değil, boş ol. Boş ol o, boş ol. Boş ol. Sen onu yanlış anlamışsın. Boş ol o, boş ol sen yalnız. Kim anlatıyor sana bunları ya? Şimdi bu sizin kafanı... nikahını kıyan... Allah Allah. Kaan Çaydamlı'nın dedi şey yapması lazım. Onu ben şey... Siz peki... Lazım. Tekrar onunla mı evleneceksin o zaman? Yok, yani başkasıyla evleneceğim. Niye? Ziyan. Niye bir daha başka? 10 yılda başka deneyim dedim. Bir daha evleneceksen zaten şey yapma, boşalma. Evet. 10 yıl hedefi koydum kendime. 10 yıl, 10 yıl, 10 yıl. Gittiği yere kadar. O zaman üstümüze düşeni yapalım tabii yani. Ben biliyorsun lisansım var benim. Evet, çok sevinirim ben. İnternetten aldım. Evlendirme ve ayırma lisansım var benim. Evet, doğru biliyorum. Bu konuyla ilgilenelim pilot. Valla çok sevinirim. Bir Kadıköy'de şuralara bir indiğinde. Olur çok makbule geçer. Bir gün şey yapalım, çözelim bu konuyu. Tamamdır. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun.
Görüşmek üzere. Allah tamamını ayırsın. Görüşürüz. Amin. Amin. Görüşürüz. Zor tabii bu. Zor. Yani ben yani mesela boşanmak zor. Boşalmak daha zor. Ya ikisi, bir yaştan sonra. Çok zor. Geçen gün oldu. Ne oldu? Ne oldu dedim. Ne sen oldu? Ne oldu dedim yani. Yani başın şeye mi erdi dedim. Ha ne oldu dedim. Ne oldu dedim. Ne oldu dedim. Dedim yani bu yaşta bizi bunlarla uğraştırıyorsun dedim. Ya. Senden iyi olmasın bir arkadaşım da şey yapıyorduk. Benden iyi olmasın evet olmasın. Şey yapıyorduk yani. Öyle bir sohbet ediyorduk. Ama yani bu nokta bana şunu düşündürüyor abi. sen daha önce makinalardan bahsetmiştik. Evet. Yani hatırlıyorum. Yani makina dediğimiz şey aslında her şeyi bir makina olarak betimleyebiliriz. Bir sistem sonuç itibarıyla. Ama en ideal makina deliksiz bir makinedir. Evet. Ya dolayısıyla bir kapalı sistemdir yani. Entropiyle falan da ilgilenmez. Harıl harıl çalışır. Ne bir şey alır dışarıdan. Ne de dışarıya bir şey verir. Evet. Bir tür gizemli makina yani. Evet. Bu şey. Nafile yani, makina yani. Olabilecek en ne diyelim ütopik evet. Makina. Evet. Yani ne ürettiğini de bilemez. Evet. Bir tür tek hücreli gibi bir şey. Evet, evet. Kapalı bir sistem. İdeal makina. Ama bir delik açtığın anda bir makinada yani bir şey elde etmek istediğinde onun o gizemli, o nafile makinalığını yok etmen lazım. Evet, yani bir delik açman lazım. O delikten neler çıkabilir? Her şey çıkabilir. Ürün çıkabilir. Ne bileyim gaz çıkabilir. Sıvı çıkabilir. Atık evet. Bir şeyler çıkar. Aynı delikten bir şeyler ister onları çıkartabilir. Ya da bir başka delik açman gerekir. Sonra çok şey olur bir delik daha açlar. Evet. Sonra bu iyi olmadı dersin yanına. Şunun yanına bir şey daha ekle der. Böyle bir amorf bir hücresel evet. Büyümeye. Daha girifte gider evet. Doğru gider. Ama ya ama sonuç itibariyle her delik bir anlamda bir dışkılama süreci. Evet. Üretim ya da tüketime geçer. Evet. Tanımlar yani. Mesela insan da böyle. Egzoz gibi. Evet. Bence insan da böyle yani. Şimdi benim tanıdığım insanların çoğunda en az 5 ya da 6 delik var. Sayabildiğim kadarıyla. Ya da görebildiğin kadarıyla. Görebildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla yani buralardan bir şeyler giriyor, çıkıyor, bir şeyler evet. Salgılanıyor. Mesela bu yüzden sekse karşıyım ben yani. Hijyenik bulmuyorum yani. Çok yani, evet, salgılı bir yani şey. Delikli şeylerle seks yapmak evet. Da mesela. Evet. Şu an düşünce beni de şey yaptı, evet. Rahatsız etti. Ama yani bugünkü konumuza gelirsek hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Bence yani bir ilişkinin kırılma noktası kadının osurmaya başlamasıdır. Kırılma noktası. Evet. Ya bir kere kadınlar osurur mu? Bizim bildiğimiz dünyada hayır. Değil mi? Yani kadınlar osurmaz. Kadınlar yani. Prensip olarak osurmaz. Ama prensip olarak. Evet, prensip. Olarak osurmaz. Evet. Ben de yani benim tanıdığım çok yani bir sürü kadın tanıdım. Senden iyi olmasın. Arkadaşlarım etrafımda olsun. İşte kendi etrafımda olsun. Dişi denilen insan türüyle bir takım münasebetlerim oldu. Ben de hiç osuran kadın görmedim. Evet. Ben bu kadınlar söz konusu olduğunda bunu sen çok iyi bilirsin. Uzun yıllardır beni tanıdığı için her zaman annemi şey alır numune olarak alır.
Ben annemin osurduğuna hiç tanık olmadım. Değil mi? Dolayısıyla benim için kadınlar osurmaz. Peki yani yanında bir kadın osurduğunda ne yaparsın? Şu andan itibaren siz bunu söylediğiniz için bunu ilişkimin kırılma noktası olarak şey alırım. Milada alırım. Bir de çok yaşadırım. E tabii canım, o bir şey demek lazım. Yani kadın osurmuş. Çok yaşadırım ben. Ayıp bir şey değil sonuçta. Oğluma da söylüyorum. Baba hapşırmadım ki diyor. Yani. Ben de fark etmez. Fark etmez. Çok, mühim olan çok yaşaması. Evet. Önemli olan çok yaşaması. Tabii, yani. Çok öyle yani. Bu da, yok yani, çok hoşuma gitti. Şey, güzel güzel bir yere değindiniz. Hayır şimdi yani bu yani öyle bir toplumda yaşıyoruz ki abi bu konular konuşulmuyor. Yani bu konuşulmuyor du. Du. Evet. Yani bunu ben büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Yani çünkü öyle bir refah içerisindeyiz ki yani artık daha detaylara, daha şeylere girmemiz lazım. Tamam, ama ben sizin buradaki konuşmanızı biraz seksist, yani kadınları bir makine olarak ele almanızı bir seksist şey olarak düşüneceğim yani. Ben veganım. Keza ben de. Öyle yani nasıl beni seksist olmakla nasıl suçlayabilirsiniz? Seksist bir vegansınız. He, o olabilir evet. Evet. Mantıklı. Ama güzel bu. Yani çok hoş. Mesela ben efendim yani deve eti yerim ama erkeğini yemem. Mesela ben prensip sahibi insanları çok severim. He, bu bir prensip evet. Erkeğini yemem. Erkeğini yemem. Dişi deve işte 3 yaşından küçükse yerim. Evet. Mesela buyurun. Bir şey anlatıyor kendisiyle ilgili. Yani evet. Bunu neyle yargılayabilirsiniz? Hayır bu zaten şunu gösterir. Daha önce bir kere en az bir kere erkek deve yemiş olması. Yemiş. Memnun kalmamış. Evet. En az bir kere 3 yaşından büyük dişi deve yemiş. Demiş memnun kalmamış. Kalmamış. Bir seçicilik bir şey var orada. Bir şey var. Bir sorgulayıcı bir zihin var evet, burada. Buyur. Evet. Buyur bakın. Bakın. İşte eksikliğimiz burada. Ya. Eksikliğimiz ya. Burada. Ya. Ya bunları aşmamız lazım. Evet. Ayrıca kadınlar da osurmasınlar. Ayrıca da yani affedersin. Osurmasın yani. Yuh artık yani. Ayıp denen bir şey var. Ayıp ya. Allah Allah. Şimdi ben bunu bu yaştan sonra ben mi söyleyeyim burada? Yani hazır yeri gelmemişken. Allah Allah. Bizi şey yapmayın burada. Şeyi. Ne diyorsunuz? Bir şey manyağı. Şey manyağı yapmayın bizi burada. Evet, güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, saygıdeğer dinleyenler programımızın ikinci bölümünde en başta söylediğimiz gibi sırasıyla hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağımızı başta söylediğimiz gibi belirtmiştik. İkinci bölümüne aşkla ilgili derinlemesine evet. Konularımızla başlayacağız. Bu bölümde bize dahil olmak isterseniz bir Instagram'dan fm.standart adresimize bir direkt mesaj atmanız yeterli. Lütfen bu mesaja telefon numaranızı ve adınızı yazın ki size rahatça ulaşalım. Evet, değerli dinleyenler, bu arada Radyo Mama Aşık kısmından şu anda Türkiye'de satılan en ucuz bira birimi olan 37 TL'lik bağışlarınızı da bekliyoruz. Orada bir aksama oldu bu gece. Evet, şeyimiz, handikaplı müzayedemizi de yapmadık. Evet, yapmadık. Onu atladık galiba biraz. Neyse. Ama bekliyoruz tabii ki. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da. Bize yaklaşık bir saat daha canlı yayında olacağız bu gece. Hayat, kadınlar
ve aşk üzerine konuşmaya başladık. Hayat ve kadınlar kısmını büyük oranda hallettiğimizi düşünüyorum. Yani son geldiğimiz yer itibariyle bu gaz çıkışları konusuyla kadınlar konusunu tamamen kapattığımızı düşünüyorum ben. Hafif bir şey kalmıştı bende, o da sona erdi. Kadınlarla ilgili. Şu anda itibariyle aşktan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz iki, sanırım geçen hafta değil, bir önceki hafta görüşmüştük Afife ile yine hattımızda. Aşk senin için nasıl bir şeydi? Afife'ye soracağız önce. Aşk benim için birinin yanında osurabilmek diyormuşum. Evet. Evet. Ya, olabilir. Olabilir. Bence öyle. Bu aşk değil ama aşkın bittiği yer bence. Yani aşkın bitip seksin o yüksek hormonlu dopaminli seksin bitti. Hayatın normalleşti. Yani artık hep aynı pozisyonda sevişme şeyine geçildi. İşte öyle bir şey vardır. Ben hatırlıyorum yıllar bir aşağı yukarı 80-90 yıl önce öyle bir dönemim olmuştu benim seks yaptığım. Hani bir süre sonra hani böyle en ideal şeyi bulup hani hiç hep o pozisyonda İşi bitirme noktasına geliyor insan. İşte o noktada da kadının osurabilmeye başladığı şeye denk geliyor zamanlama. İşte kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Mesela bir kadının ilk osurması sevgilisinin yanında böyle çok incecik bir ses, yani belli belirsiz bir ses, yani acaba sorusunu sorduracak ve yüzde mahcup bir gülümsemeyle başlar diye düşünüyorum. Yoksa çok mu romantiyim ben? Estağfurullah. Romantiyim ya, biraz romantiyim ya. Estağfurullah. Peki aşkta erkeğin osurduğu nokta başlangıç nokta mı oluyor yoksa bitiş noktası mı oluyor? Yok, o erkeğin egemenlik alanını şey yapması oluyor. Yani nasıl kediler sağa sola koku bırakmak için işaret, erkek de eve girer oturur bir şeyin alanını işaretler. Bir işaretler ortalığı. Evet, tabii ki. Doğaldır yani bu mesela, ben yani kendim öyleyimdir demiyorum ama yani öyleyimdir mesela ben. Estağfurullah tabii. Eminim. Bu da romantik bir şey ya. Önemli olan olaylara romantik bakabilmeyi bilmek. Evet. Belki de. Belki de. Sen niyet, mesela. Niyet. Önemli olan niyet. Yani niyet tabii. İşin tabii. Sonundan bir romantizm çıksın istiyorsanız ona öyle bakabilmelisiniz. Abi niyet olmazsa oruç da olmaz mesela. Olmaz. Yani o kadar şey yani. Net bir konudur bu. Sen mesela İlk bir yani sevgilinin yanında hemen mi osurursun yoksa hani ona uygun bir zamanı var mı? Ya, var mı öyle bir deneyimin? Biz de paylaşmak isteyeceğim. Yani herhangi bir arkadaşımın yanındaki osurma eşiğiyle aynıdır. Direkt osururum diyorsun yani. Adam şunu yapmış, bunu yapmış adam yani. Çünkü yani aşkta biraz da kendini hem kendini hem karşısındakini daha itinalı ve daha adeta pamuklara sararak durursun ya, hani o anlamda dedim yani başlangıçta. Ben çok mu romantiyim ya? Yok hayır. Ben çok romantik. Ya bir aşırı romantiklik olarak düşünmedim bu konuyu ama şöyle bir şey var. Bizim fart dediğimiz gaz çıkarma sesli ve sessiz olarak ikiye ayrılır. Evet, ben de bu konuya girmenden korkuyordum. Ama zamanı gelmişti. Kusura bakmayın bu kadar. Bunların bir tanesi babaannemin deyimiyle osurana kokar. Bir tanesi. Dolayısıyla bir büyüğünüzün yanında asla bunun sözünü edemezsiniz çünkü
sözünü ettiğiniz anda olay size patlar. Bir de şey vardır mesela kalabalık aile toplantılarında ya da uzun yol seyahatlerinde. Birisi bir camı bir açar kapatır. Hafife bir galiba iki hafta oluyor. Sana bir armağanımız var, hatırlıyor musun bunu? Evet hatırlıyorum, bekliyorum böyle hacı yolu gözler gibi ama gelmedi henüz. Sana hatırlarsan bir mesaj attık bu konuyla ilgili. Kitabını imzalamayı unuttuk, o yüzden göndermedik diye. Hı-hı. Ben şu anda mavi bir kalemle şöyle yazıyorum. Açtım ilk sayfasını. Afife'ye Afife de çok güçlü bir isim. Evet, Afife yazdım. Altına adımı yazdım. Teşekkür ediyorum Kadıköy, efendim. Kadıköy. Evet, unutmuştuk. 2023 yazdım. Kusura bakma. Şimdi, ben de kendimi hatırlatmak için zaten şu an size yayına bağlandım. Amire veriyorum. O da kırmızı kalem verdim ona. Evet, romantik olsun. Evet. Ne yazmamı istersin Afife? Bilmem. Kenarına küçük bir kalp koydurabilirsin böyle. Hayda, kırmızı kalp. Oha, yaptı, gördüm. Bayağı da büyük yaptım, farkındaysan. İçini soruyor şu an. Kalbin. Çok iyi be. Bu kitabı Mented'in ilk baskısının 51 numaralı kopyası, Afife, hatırlıyorsun. Evet. Yarın adresine gönderilecek. Emin ol. Teşekkürler. Biz sana teşekkür ederiz. Bize olan katkılarından ve inancından dolayı. Ben desteğinden dolayı çok teşekkürler. İstiyorum. Geliyor geliyor yarın. Geliyor. Ankara nasıl, şey mi? Sertmiş galiba. Bir yağmur mu yağdı, bir şey oldu. Geçen at yarışı oynuyorum. Dediler ki yağmur yağıyor burada. O at gelmez, şu gitmez. Dedim ya benim kardeşim ayarımı bozmayın. Yani, evet efendim. Bayağı bir sel falan oldu. At niye gelmiyormuş? At bu ya. Bilmiyorum. Yağmurda da koşması lazım. Şeyde de, çölde de. Evet. Biz filmlerden öyle biliyoruz. Enteresan yani. Ya. Ankara'da havalar sert maalesef. Perşembe oradayım, umarım düzelir biraz. Umarız. Biz de artık onu bekliyoruz düzelmesini. Çok teşekkür Afife. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güle güle, yayınlar. Teşekkür. Evet. Mesela Japonlar da çok önemli bu. At mı? Fart mı? Fart. Yani tabii ki coğrafyalarda ve kültürlerde başka başka yerlere denk geliyor ama ben yani şeyle ilgileniyorum. Söyle abi. İnsana dair şeylerin, geğirmek gibi, ağlamak gibi, sümkürmek gibi çok şey anlamda söyleyeceğim, tükürmek, ihtiyaç olarak tükürmek gibi, gaz çıkartmak gibi, kulağının kaşınması ya da burnunun içindeki bir şeyin seni huylandırması ya da göz kapaklarının çapaklanması ve onu çıkartman gibi şeylerin hepsi çok insana dair oldukları halde bölgeden bölgeye, coğrafyadan coğrafyaya, inançtan inanca ayıplarla ya da evet ayıplarla sınırlandırılmıştır. Bu vardır bu. Ama bizim tabii affedersiniz dünyanın çok fazla yerine gidip çok fazla insanıyla görüştüğümüz için bazı şeyler tabii komik geliyor yani. Evet. Yani tabii bedensel deliklerden ses çıkan seslerle ilgili de bir şey var. Mesela Japonlarda bu özellikle. Bir de mesela yeni evliler ya da yeni birlikte yaşamaya başlayanlar tuvalet şeyi de çok zordur. Zordur tabii. Ya da mesela one night stand durumunda hadi şu artık gitse de tuvalete girsem şeyi de çoktur. Tabii.
İşte bende yoktur o mesela. Ben de galiba pek yok ya. Yani şimdi düşündüm de şu kısa hayatımda. Ben de one night stand çok zaten. Şimdi şey yapamayacağım size burada hani. Yani. Ama şüphesiz bende de neredeyse yok denecek kadar şey. Şimdi one night stand İngilizce'den şey yaparsan siz daha kimseniz. Tek gece kalmak gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Evet. Bir gece bir yerde kalmak. Ben gittim çökerim mesela. Evet. Bende de öyledir yani. Ya da kalmam. Evet. Dolayısıyla evet. Yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Yok yani bende one night stand yoktur. En az three night stand. Dir. Three, four. Three olur, four olur. Four week olur. Güzel olur, 3 hafta, 4 hafta. Four weekend olur. Mesela cumadan salıya. Ben en sevdiğim. Bayılırım en cumadan salıya. O pazartesiyi atlatıp salıya salı, en tabii, şey tarafıdır. Tabii. Salı sanki böyle bir şey. Hatta çarşamba sabahı olursa o harika olur. Şey gibi, tadından kurban bayramı gibi bir şey. Tadından yenmez o. Tabii, yani kestin, kavurdun, yedin. Şey yaptın pilavını milavını. Sonra paketleri kaldırdın. Hadi var eyvallah. Hadi. En sevdiğim tarz. Buyurun. Müthiş. Çok romantiksiniz ya. Vallahi. Öyleyim ne yapayım. Yani, aileden biz. Herhalde bu zaten aileden geçer. Ya zaten şeyden. Evet sonradan olacak şey. Aile terbiyesi. Evet. Öyle. Aşk. Öyle. Aşk bu işte. Evet. Evet evet. İnsana olan aşk. Yaradılana duyulan o muazzam coşku. Evet, o hayranlık. Evet. O şey. Şey yani o şey. Evet, o bir şey yani. O şey. Büyük bir şey yani. O büyük şey. O büyük şey. Evet, o büyük şey. O büyük şey. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Ya. Beste. Merhaba. Ne yapıyorsun? Resim çiziyorum. Çiziyor muydun ki? Hayır. Başladın yani. Ya aslında bayağı kötü çizimim ama hoşuma gidiyor yapmak yine de. İyi bir şey. Aşırı takdir ettiğim bir şey. Kötü yaptığın şeyi devam etmek. Evet. Çok önemli bir şey. Hatta yani ısrar ederek iyi yapma ihtimalin olmasa bile yani. Hani evet. Bir şey olmadan yani iyi yapacağım güdüsü olmadan ne kadar saf bir eylem değil mi? Tipik kaybeden yaklaşım o yani. Bir şey. Çok çok bilge bir şey yani. Evet, vaiz yani. Tebrik ediyorum. Ben de. Kıskandım. Utandım. Kıskandım. Ne çizemiyorsun şu anda?
Şekiller çiziyorum. İçini rastgele boyuyorum. Jelibon öfkesi diyorum ismine. Hep aynı şeyleri çiziyorum. Yapamıyorsun yani. Çok iyi. Tabii çok tabii. Harika. Öyle bir kadın tanımıştım. Yapamıyor muydu? Evet ama çok güzel yapamıyordu. Yani hiçbir forma sokmaya da çalışmıyordu. Bir form peşinde değildi yani. Renkli bir takım abuk sabuk kalemler alıp bir takım dokular oluşturuyordu. Ama doku da yani doku oluşturmak için de değildi o. Yani bir doku oluşuyordu sonuçta. Doku zaten içinde en çok kaybolabileceğiniz şeylerden biri. Bir insan olarak. İnsanlarda şey vardır. Beyin kediler kadar gelişmemiş olduğu için insan beyni her şeyi mesela yüze benzetmeye çalışır. Yani bu belki hayatta gördüğün en çok şey olabilir. Ya da şeyden dolayı işte yani savunma güdüsüyle ilgili yani algı oraya kaydığı için. Belki hakikaten iki nokta koyun. Yan yana olması da gerekmez. Bir çizgi çizin bir tarafa. Herkes orada bir yüz görür. Evet. Halbuki insanın en zor yani ben kendimden değil de sanatçı arkadaşlarımdan biliyorum bu ayıptır söylemesi. Estağfurullah. Sizin çoktur sanatçı arkadaşlar. En zor çizdikleri yerlerdir. Yüz, eller. Eller, evet, çok ayaklar. Zor. Evet çok zor. Ayaklar. Ben ayaklarda kaybolurum mesela. Hadi ellerde. Geçenlerde oldu. Dedim çıkar al beni buradan ya dedim. Yukarı mı? Artık nereye? Çıkarma etimolojik olarak bir yükselme şeyi evet. İfade eder zaten. Evet. Dilini aşağı doğru çıkartamazsın. Yok. Evet, doğru. Sen aşağıya alırsın. Evet. Ama şu mümkün yani aşağıdan çıkart diyebilirsin. Ama o bir şeyin içinden çıkmayı evet. Şey yapar, ihtiva evet. Eder. Öyle doku enteresan bir konu. Neredesin? Bursa'da değilsin herhalde. Değilim. Anladım. Ben de anladım şu. Sormayacağız yani. Yok, ben sormam. Ben de sormam. Vay be. Nerede olduğumu söyleyemem. Ayıp. Vay be. İşte o yüzden sormayacağız dedik zaten biz. Tamam. Çay ama çay yani. O tarafta. Çay diyarı. Aile ortamı mı? Evet. İyi misin? Yani iyi hissettiriyor mu? Orada olmak. İyiyim ya. Yağmur mağmur bilmem ne durumda? Tabii yağıyor. Sürekli yağıyor işte. Çok iyi. Çok severim. Ben de severim. Ben de. İyi o zaman. Var mı beşli tamam. Bir isteğin bizden? Canınızın sağlığı. Okey. Sağız zaten yani. İyi. Şimdilik tamam. Sağız daha doğrusu. Şimdilik sorun yok. Senin de durumun iyi gibi. Yani nefes alıp verdiğine göre yaşıyorsun. Evet. Ya iyi gördüm. Biraz durgun gerçi. Ses yine... Ya aslında kötüyüm de iyiyim. Hani. Dingin gözüküyorsun. İlk konuşmamızda evet. Pek dingin değil. Başka. O zaman biraz panik halindeydim. İyi gelmiş ya. Abi Nirvana dağıldı mı? Nirvana mı? Nirvana dağıldı.
İyi gruptu be. Çok iyi gruptu be. Çalalım bir gün bir şey. Olur olur. Stones Roses ne yapıyor? Stones Roses dağıldı. Hadi canım sen. Ha, ya. Çok iyi gruptu. Evet. Vay. Şey dağıldı mı ya Nick Cave? Nick Cave çok oldu dağılalı. Ya iyi. Hoşuma gitti şimdi bak. Leonard Cohen dağıldı mı? Onu gömdük. Ha iyi. Dik gömseydiniz onun şeydi biraz. Ama onun beli şeydi biraz sakattı. O yüzden dedim bunu oturtalım. Ha, çömertip mi şey yaptınız? Ha, yani dik oturttuk ama. Ha, iyi. Sırtını dayadık. Ha iyi yaptı şey. Ha. Yapardık onu eskiden. Ha, yapardık. Yani yaşlılıktan ölmek zor ya. Ya hakikaten şey. Geçen gün oldu. Dedim ölmeyeyim ben dedim ya bu kadar. Yani bu kadar yaşlı ölünür mü dedim ya. Ölme daha iyi. Evet. Evet. Öyle o yüzden şimdi işte böyle takılıyorum. Böyle iyisin ama. Evet. Ya geçen gün ölmüştüm. Fazla kıpırdama da. Şey yapma. Bir ya, şeyim seyiriyor. Kalbin mi? Ona baktırdım. Atıyordur o. Seyirmeden mi? Baktırdım tıkalıymış. Tıkalıyor onlar. 15 senede bir tıkalır. Ne yapalım? Makine işte. Ha, makine. Ne yapalım dedim. Ne yapabiliriz dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Zamanı bırakalım dedi. Öyle yani mesela. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? İşte her zaman. Her zaman. Evet. Bir şey olmuş ama. Besteye bir şey. Bir dinginlik gelmiş bir şey. Bir duruma gelmiş. Evet. Duruma gelmiş. Yani öyle tahmin ediyorum ki 3 haftaya kadar şey yapar yani kendi coğrafyasına habitat, döner. Habitatı şey. Yani Temmuz ortaları, Temmuz sonu, Ağustos'un ilk haftası falan da herhalde ilk seksini yapar diye düşünüyorum. Olabilir. Sezonun şeyi mi? Yaz sezonu. Evet, yani geç yaz. Ya geç yaz. Geç yaz sezonu. Yani yaz sezonunu sonundan yakalar diye düşünüyorum. Yani bu anladığım kadarıyla. Benim hiç öyle bir şansım yok benim ya. Mesela bu yaz sezonunu yakalama şansım de, yok. Benim de yok. Yaz sezonu çoktan geçti zaten. Hangi aydayız ki şu an? Ekim sanırım. Ekim ya da Kasım'da olmalıyız. Hakikaten bugün günlerden ne? Oo, 30 Mayıs Perşembe. Oho. Ayın yani, sonu gelmiş. Çoktan atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Geçmiş. Sanırım son bir dinleyicimizi daha alabileceğiz şu kalan önümüzdeki 20-25 dakika içerisinde. Hatırlarsan Dilan'ın bir şarkısı vardı. Beğendik bunu. Ha. Şey yapalım mı? Çevirelim mi şunu? Kaybedenler Kulübü Salı Perşembe Standart Efendi. İyi şarkı. Evet. Bu sene Adlasan tarafı inersem herhalde Dilan'la denk geliriz diye düşünüyorum. Annesini tanırım ben onu. Evet söylemiştin. Evet. İsmi neydi? Yani orada 4 tane kadın tanıyorum. Bir tanesi annesi. Gel, bazen olur ya böyle gelmez yani. Yok bir şey dedim onu da hatırlamıyorum. Fatoş, Fatma öyle yo, bir şey değil. Fadiş. Ağlı mağlı bir şeydi. Ben de. Çok ayıp oldu şimdi. Ben babasını tanıyorum. Ben babasını tanımam. Babasını tanıyorum.
Evet. Çok düzgün, çok düzgün de öyle. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-13 lanetli. Bugün 30 Mayıs, Perşembe. Harika bir hava var Kadıköy'de. Tam böyle bir nemli, yağmur şeyi öncesi. Ya da sonrası. Ya da sonrası. Yapış yapış. Hem serin hem yapış yapış bir harika hava var. Baş ağrıtıcı. Evet, adeta kendimizi Seattle'da şeyden aşağı doğru. O neydi o şeyin adı? Hep yürürdük. Köşede bir... Fikirtepe. Beyaz bir şey vardı. Pastane vardı. Seattle mı dedin sen? Ha. Beyaz Saray. O Washington'da. Beyaz Fırın. Beyaz Fırın. Köşede Beyaz Fırın'dan aşağı doğru yürürdük. Öyle bir hava var yani. Ya, harika bence. Evet. Sezgi. Merhaba. Nasılsın Sezgi? Biraz sinirliyim. Hayırdır. Hayırdır yine inşallah. Yine ne oldu? Yine ne oldu? Öncelikle teşekkür ediyorum. Geleneği bozmadınız. Estağfurullah. Hele bu lanetli günde. Ya biz çok gelenekçi insanlarız bu. Ne romantik. Ne romantik. Evet. Ben çok romantiyimdir mesela. Ben de. Ne güzel. Ya ben Galatasaray Meydanı'nın orada oturuyorum, sahil yolunda. Şu an daha konvoylar yeni azalıyor. Mersin'deyim ya ben. Burada öyle bir meydan var. Allah Allah. Çok gürültülüler, çok gürültü, çok korna sesi, çok hava ifşek. Çok gerildim, çok gerildim. Pazar akşamı da öyleydi. Yani biz sanki birileri şampiyonmuş gibi. Hı-hı. Evet, onu da evet, çok galip, kaldı. Ama galibiyet böyle bir şeydir. Yani. Evet, kutlanır yani bir şekilde. Evet. Ya ama trafikte kutlamak, korna çalarak kutlamak. Böyle zamanlarda kaybeden olmak zordur. Evet. Siz yani. Çok ağır bir cümle söyledin şimdi. Ama öyledir yani. Zaten yani mesela sırf bu kaybetme duygusunu yaşamamak için şey bu cümlenin devamını getirmeyeceğim. Yani tehlikeli olabilir. Hayır, söylesene hadi. Söyleyin lütfen. Yok, olmaz, getireceğim. Ama yani, ben şöyle yuvarlayayım onu. Yuvarla. Bu kaybetme duygusunu yaşamamak için bazı yarışlara girmeyeceksiniz. Eğer öyle bir şeyiniz varsa içinizde, yani kaybetmeyi kabullenememe ya da ne diyelim ona, en şeyinden, hafifinden. Yani mesela ben kaybedeceğim ya da hazmedememe olabilir. Kaybedeceğimi düşündüğüm şeyi oynamam ben. Yani aslında bir davranış biçimi olarak da bu bir sosyolojik bir şey bence. Biraz farklı bir şey aslında söylemek istedim. Yani kaybetmemek için inanmadığınız bir, yani sonunda kaybetme duygusunu yaşamamak için inanmadığınız bir şeyi onaylamak mesela. Üf, o biraz şey. Ama bu, evet, bu çok güçlü, evet, yani. Evet. Çünkü kaygıdan kaçma insanların, çünkü kaybetme hem bir kaygı yaratır. Hem bir, yani, evet. Kaybetme hali de bir kaygı, evet, halidir. Kaygı da uykusuzluk yapar. Ya bir de şunu konuşamaz mıyız abi? Çok söylediğimiz bir laf vardır. Yani insan cevabını bilmediği soruyu sormaz. Evet. Tabii ki. İnsan sonucunun ne olacağını bilmediği bir yarışa girmez. Girmez. Ha. Çünkü eğer onun adı yarışsa, yani sonucun ne olacağı belli olmayan şey. Ha. Sen ona, eğer sonucun ne olacağını bilmiyorsan ona girmezsin. Ha. Biliyorsan onda da yarış olmaz. Ha. Aslında buradan oyun teorisine doğru giden bir şeye çomak soktun şimdi. Beni gecenin bu saatinde şey yaptın. Estağfurullah. Yani bir şey yaptığım yok da yani. Bazı konularda
bir şeyler söylemek zorunda hissettirdin ama yani program özetinde işin çok zorlaşabilir yani. O açıdan bunu pas geçiyorum. Ama yani ya benim kastettiğim şey tamamen oydu. Yani, risk algısı ya da oyunun kuralı, oyunun kuralını bozmak. Evet, doğru. Hile, oyunda hile. Kazanma duygusu, dolayısıyla kazanma kaybetme duygusu, oyunun sınırları gibi çok geniş bir şey. Tabii göze almalar falan da başlıyor. Bir alan bu. Etik. Etik, tabii. Her oyunun dolayısıyla bir etiği oluşur. Aslında bir dünya kurmaktır oyun. Yani olmayan bir dünyayı kurar ve tanımlarsınız belirli kurallarla. Doğru. Ve o kurallara uyarak kazanır ya da kaybedersiniz. Kazanır ya da kazanamazsınız. Evet, ya da kazanamazsınız. Aynı. Sen mesela bir erkeğin yanında en son ne zaman osurdun? Ya ben de bu konuda Mete'yi çok şey yaptım, anladım. Benim de annem hayatım boyunca yanımda osurmadı. Dolayısıyla benim için de bu çok büyük bir tabu oldu her zaman. Ama bir dönem böyle çok uzun dönem bir sevgilim olmuştu. Bir yıl kadar. Maşallah bayağı olmuş. Bir yıl çok uzun değil mi? Sürekli osuruyordu. Sürekli. Yani, ve bunu 4. 5. aydan sonra yapmaya başladı ama ben sıkıldım, rahatsız oldum. Ama bir ara bunun rahatlığını da sanki yaşıyor gibi oldum. Samimiyet mi acaba? Hani doğallık mı? Ama hayır, biraz da naif olmamız gerekiyor. Biraz hani iyi olmamız gerekiyor. Oralar bende karıştı. Çok uzun zamandır da sevdiğim olmadığı için kimsenin yanında osurmuyorum. Yani, ben de three night stand olduğu için en fazla şu an. Ben yalnız Sezgi bir düzeltme yapmak zorundayım burada. Nedir? Kusura bakma. Düzelt lütfen, rica ederim. Ben annem benim yanımda osurmadı demedim. Benim annem osurmazdı dedim. Tamam. Ya pardon, ben tamam. Okey. Ya orada bir yanlış şey olmasın. Doğru, oturmazdı. Aslında evet öyle. Çünkü hiç duymadım. Hala da oturmaz. Ve öyle görüyor. Senin yanında prensip olarak. Evet. Bilmiyorum da. Evet. İlginç. O yüzden benim için o farklı bir şey. Peki, ama de, bazen şeyde sorguluyorum. Kendi kendine osuruyormuş. Biyolojik olarak evet. Yani bu benim vicdani vegan olmam gibi bir şey. Ya yani mesela... Ya iyi hissettiriyor değil mi sonuçta? Sonuçta bir baskı var yani. Hapşırmak gibi. Evet, sağlıklı bir şey bu arada. Yapmadığında çok büyük sancılar olabiliyor. Özellikle PMS falan. Mesela benim olabiliyor yani. Özbek abim vardı. Sonra burada tıp okudu. Sonra Londra'ya gitti. Çocukları falan filan oldu. Benim için rol model gibi bir adamdı. Yani çok etkilenirdim ondan. Bir gün burada Kafkas Pasajı'nda sinema vardı abi. Evet. Altında da havuz vardı bilirsin. Evet. Bir gün geldi kış. Kar, çamur bilmem ne, ayaklarını sobaya dayadı. Çizme var. Aha. Çizmeleri boşalttı. İçi bozuk, para dolu. Ne yaptın Özbek abi dedim. Sinemaya gittim dedi. Paraları topladım dedi. Şeyle girmiş yani havuza. Çizmeye girmiş. Çizmeye doldurmuş paraları. Ki birilerinin arada toplaması lazım o parayı. Tabii. Herhalde oraya boş para atılıyor. Allah Allah, yani sizde. O bir gün iddiaya girmişti benimle. Osurarak bir Mozart parçasını çalabileceğine dair. Türk marşıdır o. Yok, daha dün annemiz. O da iyiymiş. İlk 3 notayı çaldı hakikaten. Doğru. Sol la la. Ama sola gelemedi. Çünkü herhalde orada şey ayarlarken, düzme oranını ayarlarken fazla kaçırdı.
Yani şimdi lağda iyice kıstığı için solda biraz gevşetmesi lazım. Açması ya. Lazım orada kaldı. Orada şey oldu ya da gazı yetmedi. Ya önceden... O bir filmde de geğirerek bir parça yeteri kadar, vardı. Yeteri hangi kadar karnabahar, nohut sonlu bamya, kapuska. Kapuska. Zarı alınmamış nohut. Nohut. Yersen, yemezsen bazı eserleri tabii ki şey yapamaz. Sonuna kadar getiremez. O işler oho yani. Canım. Ama senin altın 80'li yıllar daha bu şeyler daha, gelişmemişti. Daha yeni başlıyor. Tabii. Daha yeni başlıyor bu işler yani. Öyle yani. Bir yıl bayağı uzunmuş ya Sezgi. Ne uzunmuş? Bir yıllık ilişki. Bir yıl evet çok uzundu. Bir daha neredeyse, kadar uzun olmadı. Neredeyse bir ömür bir yıl dedi. Evet bir yıl çok uzun. Yani bir yılbaşına denk gelmiştik. Sonra ben zaten orada şey dedim. Oha yılbaşı falan. Oha, ne oluyor ya? Falan oldum ya çok uzundu. Nasıl ayrıldınız? İnsanın kalbi eskir. Nasıl ayrıldık? Benim evdeyiz. Eski evimde. Eski evim de sahildeydi. Daha yazlık taraftaydı. Bir erkek arkadaşıyla geldi eve. İzmir'den gelmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da İstanbul'dan. Bana geldiler işte. Bir şeyler içiyoruz balkonda üçümüz falan. Sevgilim sızdı. Sonra biz de arkadaşıyla kaldık. Arkadaşımla daha önceden sadece biz Kırmalı camiasından tanıyorum. Çok da muhabbetim yok. Sonra çocuk şey dedi ya ne güzel denize giriyor musun burada dedi. Evet dedim ben gece girmeyi çok severim özellikle dolunayda. O gece de dolunay vardı. Hadi dedi girelim o zaman. Sonra erkek arkadaşıma dedim ki biz denize ineceğiz sen de gelir misin? Yok ben gelmeyeceğim falan dedi ama uyuyor yine. Sıra sıra uyuyor. Tam bak yine denk geldi. Biz de gittik işte sabah. Sabahladık güneşi doğurduk falan. Eve geldim. Eşyalarını almış çıkmış. İyi olmuş. Evet iyi temiz iş olmuş. Evet çok güzel. Ama tabii ben birazcık şey oldu yani. Neye tepki verdin? Trajik bir şey oldu sandım. Ne? Ama şu trajikti yani sen çocuğa ayıp oldu ya. Ben misafirperver bir insanım. Çocuk neye uğradığını şaşırdı. Suçlandı yani orada. Bari arkadaşını ayarsan bir erkek arkadaş moduna girmiş oldu. Bari yatsaydınız sonra çocuğa ayıp olmasaydı. Sabah da evet, iyi olur tabii ha. Tabii ki. Ha. Tabii ki. Zaten şey oldu. Kadından ya. Yani kesin sevişmişsinizdir. Ya sevişmedik ama çok mantıklı. Seksiydim çocuk neden olmasın? Yani ne olacak ya bir kere de şey olsam bir şeyim bir şey olacak. Şey olacak. Allah. Yok yok. Evet, ne olsam kesin oldu. Sevişirdim. Çok güzel oldu. Gerçi karşıyım yani. Vallahi. Ben seviştim vallahi sonrasında. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Şu an kendim yapmış kadar oldum. Evet ben de çok memnun oldum vallahi. İçim huzur verdi. Çünkü yani yapmadığın şeyde suçlanmak kadar kötüsü yok hayatımda. Sonra ben şey dedim. Yap evet, daha iyi. Yaptım şimdi oldu işte. Şimdi beni suçlayabilirsin. Evet harikaymış. Ya da şimdi evet haklısın. Haklı olmak istiyordun zaten. Derdin buydu. Evet haklısın. Harikaymış. Öyle güzeldi o yüzden bir yıl. Peki. Ama çok gençtim o zamanlar. Yani hala da öyle geliyor ses. Ya teşekkür ederim. Sezgi görüşmek üzere biz artık. Görüşürüz. Hadi aynen. Hoşça kal teşekkür ederiz. Çok çok. Siz de çok teşekkürler. Hoşça kalın. En kötüsü yalnızlık abi. Çok, vallahi çok. Allah kimseyi yalnızlıkla terbiye etmesin. Amin, amin cümlemiz. Yani bunu bilen bilir, bilmeyene de anlatmak çok zor. Yaşamayınca bazı şeyleri. Her ne kadar göstersen de, aha bak bu böyle oluyor falan desen de. Olmuyor. Olmuyor. Evet. Bugün öncelikle radyoma destek. Kısmından bize destek olan dinleyicilerimizi söylemem gerekir. Bugün
Umarım. Handikaplı Mesat oyunumuzu oynayamadık. Ama evet, buna rağmen Caner Boy, Alihan Karaca Yılmaz, Samet Kocaman, Savaş Hayvan Herif Erdoğan. Hayvan Herif. Hayvan Herif bize sağ olsunlar destekte bulundular yayında olduğumuz saatler içerisinde. Boğazımızı ıslatacak bir şey olmuştur. Likit olarak bize geri döner diye düşünüyorum. O zaman saate. Saate. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-13. Nüshasını dinlediniz. Her zaman olduğu gibi programın sonunda misyonumuz gereği Mete Amir'in bir bugün konuştuğumuz önemli konuları bir derleyip toparlayıp bir kullanılabilir bir bilgi haline yuma haline getirmesi benim vakti geldi. Ama bundan hemen önce bir küçük not daha ileteyim. Bildiğiniz gibi Standartları Ayarlama Enstitüsü olarak toplumumuzun çok büyük problemlerinden biri olan standart deformasyonu, standartların yitirilmesi, standartların düşmesi üzerine bundan aşağı yukarı 10 yıl önce belirlediğimiz bazı standartları tekrar güncelleyerek de gündeme getiriyoruz ve bir kayıt altına alıp bir makale halinde de, risale halinde de yayınlıyoruz. Sadece YouTube kanalımızda bunları ayrı bir bölüm olarak da bulmanız mümkün. Sorun yaşadığınız, gözünüze çarpan, standardı belirlenmesi gereken konular varsa lütfen bunları bize iletmekten çekinmeyiniz. Tabii, tabii. Çünkü hakikaten yetişemiyoruz. Hakikaten yetişemiyoruz. Nasıl yetişelim? Bu kadar hangi birini? Başı bozuk bir sistemde, evet, bu kadar standartların ayak altında dolandığı, hatta standartın hiç sözünü demediği bir ortamda nasıl yetişelim? Nasıl yetişelim? Sonuçta biz burada etten kemikten yapılmış iki sunucuyuz. Sunucuyuz. Evet. Nasıl yetişelim? Nasıl yetişelim? Evet. Evet abi. Bugün saygılar dinleyenler. Bugün programımızda siyasal bilimlere özellikle yer verdik. Bunlar toprak, su ve canlılar olarak üçe ayırdığımız bölümlerde elimize alındı. Toprakla ilgili konuştuğumuz ilk kısımda veganlığı, yani topraktan beslenmeyi, basitçe topraktan beslenmeyi ele aldık. Hemen ardından gelen bölümde topraktan beslenenlerden beslenmeyi konuştuk. Sucuk, sırt pastırma, tokat çemen, leblebi, tandır, göller bölgesi, alper şeker, pirinç, Vietnam, Suriname,
Latince'yi konuştuk. İlk insanlardan günümüze kelimelerle söylenmiş bazı akıl dolu ya da bazı akıl dışı atasözlerini ele aldık. Bunlardan ilki ve bence büyük olanı, hiç kimse her şeyi bilemezdi. Bunun üzerine yaklaşık 42 dakika konuştuk. Makinaları öncelikle yumuşak, daha sonra delikli makinalara değindik. Gaz, erozyon, İsveç, Eskimoğullar ve annelerimiz üzerine konuştuk. Bugün fark ettik ki hala duyduğumuz şeyler bundan 50 yıl önce annelerimizden, anneannelerimizden duyduğumuz şeylerle aynı. Evet. Değerli dinleyenler, Mete Amir özetledi. 2023-13 lanetli nüsa da değindiğimiz konular, kavramlar ve kargaşalar. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası, değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine ve hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. İnanın kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Hepinize iyi geceler dilemek isterim. Ben de Sumet'e unduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın.